Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere Listbox kullanımını anlatacağım. Listbox arkadaşlar kullanıcıya sunulan bir liste tablosu gibi düşünebiliriz. Bu tabloya arkadaşlar kullanıcı istediği değerleri seçerek işlem yapan programları kullanır daha çok. Buraya örnek olarak bir satış listesi düşünürsek işte kalem, defter, silgi vesaire yazabiliriz. Bu şekilde items koleksiyonundan ekliyoruz arkadaşlar. Diğer özelliklerinden bahsetmeyeceğim çok fazla. Bunun diğerlerinden farklı özelliği bu. Items koleksiyonu var arkadaşlar. Buradan items koleksiyonu ekliyoruz istediğimiz değerleri. Ve daha sonra bu şekilde eklenmiş oluyor. Buradan kullanıcı istediğini seçebiliyor. Daha sonra arkadaşlar bunun en çok kullanılan event'ı olan herhangi bir değer seçildiğinde, yani seçilen değer değiştiğinde selected index changed. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Bu da arkadaşlar her seçilen değer her değişimde çalışır. Yani şu şekilde bir örnek yapacak olursak seçilen değer değişti diyelim ve çalıştıralım programımızı. Tıkladığımda seçilen değer değişti. Tekrar herhangi bir yere tıkladığımda yine aynı komutun geldiğini görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Bundan bahsettikten sonra Listbox bile çalışma esnasında item eklemek istiyorum. O yüzden ne yapabilirim? Şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Bir adet textbox ve bir adet buton ekliyorum. Bunun textine listeye ekle diyorum. Ve textbox'ın biraz büyütüyorum. Artık yapmam gereken şey burada yazan yazıyı listeye eklemek olacaktır. O yüzden ne diyorum arkadaşlar? Bir değişken oluşturayım string türünde. İsmine eklenecek diyelim. Textbox bir nokta text olsun bu da. Eklenecek diye bir değişken oluşturduk ve Textbox birin textini bu değişkene atadık. Yapmamız gereken şey artık bu değişkeni tabloya eklemek. O yüzden listbox bir nokta items nokta add komutunu kullanacağız. Buraya eklenecek itemi yazmam gerekiyor. Yani eklenecek yazıyorum. Bu şekilde yazdım arkadaşlar. Çalıştıralım. Bu şekilde mesela buraya ne diyelim? Kalem tıraş diyelim. Listeye eklediğimizi gördüğünüz gibi gitmiş oldu. Listeye ekleye tıkladığımda burası aşağı insin. Bir de bu textbox'ın temizlenmesini istiyorum. O yüzden textbox birin textini temizleme komutunu yazıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde eklensin. Buraya tıraş diyorum mesela. Ekle. Gördüğünüz gibi ekliyor ve burayı boşaltıyor. Bir de buradaki değerlerin silmek için ne yapmam gerekiyor? Ona bakalım. Arkadaşlar, öncelikle şunu kaldıralım buradan. Buradaki bütün değerleri silmek için bir buton yapalım. Ne diyelim? Listeyi temizle diyelim. Yapmamız gereken şey tek kod arkadaşlar. Listbox bir nokta items nokta dedikten sonra arkadaşlar buradan clear komutunu buluyoruz. Ve bunu çalıştırdığımızda bütün listeyi temizleyecektir. Gördüğünüz gibi listeyi temizliyor ve buraya mesela Ahmet diyorum ben listeye ekliyor. Bu şekilde. Listeyi temizleme komutumuz da bu şekilde arkadaşlar. Peki sadece istediğim bir değeri sildirebilir miyim? Ona bakalım. Bir buton daha ekleyelim. Ve ona da şunu yapalım arkadaşlar. Seçileni temizle diyelim. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Buraya tıkladığımızda listbox bir nokta items noktadan arkadaşlar geliyoruz. Aşağı doğru inelim. Remove arkadaşlar. Bu remove komutu ile buraya istediğim değeri girmem gerekiyor artık. Mesela selected değeri silsin. Yani seçilen değer. Örnek olarak ilk önce bir silgiyi silelim. Seçileni temizle dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oradan silgi kalkmış oldu artık.
Peki arkadaşlar, ben istediğim yani sadece bir değeri değil de seçilen değeri silmek istiyorsam listeden. O yüzden seçilen temizlenin komutuna geliyorum ve artık buraya bir değişken yardımıyla yapacağım bu işlemi. String türünde A diye bir değişken oluşturuyorum ve buna da listbox 1'in seçilen itemi diyorum arkadaşlar. Bunu string'e çevirip A değişkenine atayım. Daha sonra da bu seçilen itemi sil yani. Bunun anlamı budur. Gördüğünüz gibi tıkladığımda seçileni temizliyor arkadaşlar. Listeyi temizle. A diyorum. B diyorum. Listeyi temizle. Gördüğünüz gibi hepsi çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde çalışma sırasında listeyi item ekleme, listeyi temizleme ve herhangi bir itemi listeden silme komutlarını göstermiş oldum. Bu dersimiz bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere listbox kullanımını anlatacağım. Listbox arkadaşlar kullanıcıya sunulan bir liste tablosu gibi düşünebiliriz. Bu tabloya arkadaşlar kullanıcı istediği değerleri seçerek işlem yapan programları kullanır daha çok. Buraya örnek olarak bir satış listesi düşünürsek işte kalem, defter, silgi vesaire yazabiliriz. Bu şekilde items koleksiyonundan ekliyoruz arkadaşlar. Diğer özelliklerinden bahsetmeyeceğim çok fazla. Bunun diğerlerinden farklı özelliği bu. Items koleksiyonu var arkadaşlar. Buradan items koleksiyonu ekliyoruz istediğimiz değerleri. Ve daha sonra bu şekilde eklenmiş oluyor. Buradan kullanıcı istediğini seçebiliyor. Daha sonra arkadaşlar bunun en çok kullanılan event'ı olan herhangi bir değer seçildiğinde yani seçilen değer değiştiğinde selected index changed. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Bu da arkadaşlar her seçilen değer her değişiminde çalışır. Yani şu şekilde bir örnek yapacak olursak